Dolayısıyla Bediüzzaman'ın böyle bir iddiası yokken birisi çıkar da Bediüzzaman işte şöyle dedi, mezhepler hakkında böyle dedi, mezhepler içtihat hakkında böyle dedi derse olmaz. Bediüzzaman'ın içtihatlar ve mezhepler hakkındaki açıklaması kendi zamanıyla ilgilidir. İnşallah hocam. Mehdiyet devrinde ne dört mezhep imamı, ne dört mezhep imamı, ne İmam-ı Rabbani, ne Abdülkadir Geylani hiçbir şekilde Mehdi'ye fikir beyan edemezler. İnşallah Yani hocam. o yönde. Evet. Çünkü o bütün mezhepleri kaldırıyor. Maşallah. Hepsi mezhep mensubuydu. Mesela İmam-ı Rabbani mezhep mensubuydu. Evet. Mukallitti. Abdülkadir Geylani mezhep mensubuydu, mukallitti. Evet. Bediüzzaman mezhep mensubuydu, mukallitti. Evet. Mehdi mezhep mensubu değil ve mukallit değil. Evet. Mutlak müçtehit ve mutlak müceddittir. Maşallah. Dolayısıyla herhangi bir müceddidin, müçtehidin hiçbir sözü onu bağlamaz. Maşallah hocam, evet. Zaten yani geldiğinde o anlatımları dört mezhebi kaldırma üzerine. Evet. Dört mezhebi kaldırdığına göre tabii ki İmam-ı Rabbani'ye de uygun olmayacaktır sözü. Evet. Abdülkadir Geylani'ye de uygun olmaz. Bediüzzaman'a da uygun olmaz. Evet. Yani tamamen bunların üstündedir. Maşallah. Asr-ı Saadet Peygamber Efendimiz zamanının aynısıdır. Evet hocam. Ha, onlar Asr-ı Saadet'e uygun değil miydi? İmam-ı Rabbani, Abdülkadir Geylani, diğer mezhep imamları geniş çapta uygundu. Ama birçok yerde uygun değildi ki dört mezhep ayrıldı. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü her mezhebin görüşü ayrı. Evet. Yani evet hocam. yok o öbür türlü tek mezhep olur zaten. Evet. Hepsi ayrı olduğuna göre her biri kendi fikrinin doğru olduğunu düşündüğüne göre Mehdi de hepsinin üstünde olduğuna göre Maşallah. Dolayısıyla biz neyi bileceğiz? Mehdi'nin görüşünün doğru olduğunu Evet bileceğiz. hocam. Evet. Değil mi? Evet. Yani Bediüzzaman mesela diyor ki bu zamanda içtihat yapılamaz. Mesela şu konuda içtihat yapılamaz diyor. Doğru. Ama Bediüzzaman bak açıklıyor. Ne diyor? Zamanımızda diyor. Bu zaman içerisinde. Kendi zamanında. Evet. Mehdi olduğunda Bediüzzaman ne desin? Evet. Ne diyebilir yani? Evet. Bakın diyor ki o ahir zamanın acip şahsı gibi hiçbir cihette olamam diyor. Evet hocam. Anladık ki diyor biz bu vazifemizde, bu çalışmalarımızda o şahsa zemin ishal ediyoruz. Evet. Mehdi'ye zemin ishal ediyoruz diyor. Zemin hazırlıyoruz diyor. Çok açık konuşmuş. Evet hocam, inşallah. İnşallah. Onun için işte benim şeyhime uygun değil Mehdi'nin izahı. Falanca mezhebe uygun değil. Zaten bunu Peygamberimiz bildiriyor. Bunu diyecekler. Evet. Değil mi? Evet hocam. Cübbeli bile diyor. Baksana adamın maddesine dokunacak Evet, diyor. evet. İnşallah. Değil mi? Evet. Herifin diyor hatta. Herifin diyor İnşallah. maddesine dokunacak diyor. Evet, inşallah. İnşallah. Dolayısıyla tabii ki Mehdi çıktığında diğer hadislerde de bu belirtildiği gibi kendi mezhep imamlarının diyor görüşlerine muhalif görüş ishar ettiği için bundan memnun kalmayacaklar, ona düşman olacaklar diyor. Evet. Birçok mezhep mukallitir İnşallah. ve mezhep mensubu. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani'nin bazı sözlerine aykırı olabilir. Çünkü o mezhep mukalliti yani. Tabii ki Evet. aykırı olacak. Evet. İmam Rabbani'nin aynı olsa zaten o Mehdi olmaz o. Evet. Abdülkadir Geylani'nin tabii ki ayrılacak o zaman. Yani Mehdi'ye gerek kalmaz. Evet. Bu bilinmiyor. Evet. Zannediyorlar ki yani Mehdi konuştuğunda hem İmam-ı Rabbani'ye uygunluk gösterecek, hem Ebu Hanefe'ye, hem İmam Mali'ye, hem İmam Şafii'ye, İmam Hanbel'e. Olur mu öyle şey? Yani o zaman niye anlar dördü de ayrı? Evet. Değil mi? Evet hocam. Tabii ki ayrı olacaklardır. İnşallah. İnşallah.